Değerli TV Bil izleyenleri, bir düşünce ekseninde programında yine Yüce Rabbimizin izniyle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Resulüne ve Ali eshabına salat selam eyleriz. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu ve ihsanı cümle inanan müminlerin üzerine olsun inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Allah hocam? hocam? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Sıhhatimiz iyi hocam. Allah Rabbim razı olsun. Rabbim hayır versin. Gene bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selam'ın başlayalım hocam. Malum bilinen bir dua. Allah'ın mübariklerine fi recebe ve şaban ve bellekine Ramazan. Amin. İşte güzel bir dua. Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Bizi Ramazan ayına ulaştır. İnşallah Şaban ayının da son günlerine gelmiş bulunuyoruz. Evet. Rabbim bizler inşallah sağlık ve afiyetle, huzur içerisinde, ibadet dolu bir hal içerisinde Ramazan ayına girebilmemizi Ümmet-i ve bizlere nasip eylesin Aynen. diyelim hocam. Bu temellerle inşallah başlayalım. Evet hocam bugün e, tavsiyeler kitabınızdan güzel bir konu var. İbadetin sınırı, yani evet. ibadetin de sınırı olur muymuş? Evet olurmuş. Çünkü ibadetleri bize takdim eden Rabbimiz Celle Celaluhu emir buyuran, ve bunu bir hal, ölçü ve örneklendirme noktasında Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere hal ile yaşayarak ne yapmış? Sunmuş, ikram eylemiş. Ümmetine böyle yapacaksınız, böyle yaşayacaksınız demiş. Elhamdülillah. Bu bizim için bir ölçü. Peki ibadet deyince aklımıza ne gelir? Sınır deyince aklımıza ne gelir? İnşallah bir giriş yapalım sonra açılımına geçelim hocam inşallah. Evet inşallah. Evet. İslam'da hüküm koyucu kanun koyucu Allah Celle Celaluhu ve Rasulüdür. Hukuki meselelerin çözümünde nasları esas almak şartı ile iştihatlarda farklı sonuçlara ulaşmak mümkündür, olabilir. Ancak ibadetlere gelince ibadetin sınırını Allah Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belirler. Yani ibadetlerde iştihata yer yoktur. Yani Arttırma ve eksiltme, zaman ve mekan tayini yetkisi hiç kimseye verilmemiştir. Her kim bu yetkiyi kendisinde görürse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifleri ile muhatap olur. Kim benim adıma yalan bir hadis uydurursa, cehennemdeki yerine hazırlansın. Tehdidi bir tehdit olarak karşımıza çıkar. Öyleyse, bu manada bir mümin, biz inanan Müslümanlar olarak uyanık olmamız gerekir. Yani bu şekliyle bid'at ve hurafelere bulaşmış insanların ağına düşmeme noktasında ilim ehli olmamız gerekir deniyor pasajda hocam. Aynen bu şekil. Yani din tacirlerinin bu manada dini kendi istek ve arzulara göre bazı uydurma hadisleri ele alarak yorumlayanların tuzaklarına, Düşülmemesi gerektiğinden burada bahsediliyor. Şimdi hocam, yani ibadetteki sınırı Allah ve Resulü koyar diye burada pasajda e, sizin bir yorumunuz geçiyor. Tabii bu Kur'an ve sünnet süzgecinden gelen bir yorum. Bunu biraz açalım inşallah hocam. Evet. İbadet nedir? İbadet ederken sınırı nasıl ölçülendireceğiz ve Allah ve Resulü'nden bunu nasıl alacağız? Buyurun. Evet. Ee, Allah razı olsun. Ee, tabii ki güzel bir konu insanı ilgilendiren bir kovid, evet. ee, akıl bali olmuş, akıllı, sağlığı yerinde olan bir kimsenin e, hayatını e, oluşturan, yönlendiren, hayatında olması gereken değerler bütünüdür, ibadet dediğimiz kavram ve bu anlamda evet. içeriği. Ee, peki, e, ibadet kelimesi e, köken olarak ayın B dal harflerinden oluşuyor, evet. abd dan oluşmaktadır. ABD e, aynı zamanda kulluk anlamına gelir. Yani e, kul olmak, evet. köle olmak ya da itirazsız tabi olmak anlamına biz bunu bu anlamda verelim. İbadet dediğimizde burada iki anlam çıkıyor. Bir, e, dar anlamda işte namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır bunlar ibadet olarak adlandırılır. Ama geniş anlamı ki bunun tercih edilmesi lazım, bir kimsenin düşünsel, kalbi ve davranışsal olarak ortaya koyduğu tüm davranışlarının sınırını belirleyen kurallar bütününe ve yapılmasını beraberine getiren bu emirler ve yasaklar bütününe evet. verilen bir isimdir ibadet, yani kulluktur dolayısıyla. Dar anlamda saydığımız gibi bunlar. Geniş anlamda ise bir Müslümanın bireysel, ailevi, toplumsal, e, yerel ya da uluslararası tüm ilişkilerini e, uydurması gereken, uyması gereken kurallar bütününün e, bireyden istediği ve bu şekilde ortaya konulan davranış biçimine biz ibadet diyoruz. Yani hocam e, ibadet dediğimizde, bir Müslümanın Kur'an ve sünnetten süzülmüş olan kaynaklara bakarak hayatını kapsayan bütün hal ve hareketler öyle mi hocam? Evet. Evet. Dolayısıyla ibadet, e, Müslüman olduğunu söyleyen kimsenin itirazsız bir şekilde Allah Kur'an'da neyi emrediyorsa, Resulü sünnetinde neyi emrediyorsa, Kur'an ve sünnetin ölçüsünde bir hayat yaşamasının adı ibadettir. Evet. Peki İbadetin tanımı ve de varlığı bu şekilde karşımıza çıkarken biraz bunu düşünsel ve kalbi e, haz boyutunda değerlendirecek olursak bu çerçevede ötmeyen e, bülbülü hiç kimse tercih etmez. Evet. Çünkü bülbülün ötüşü e, bülbülü gündeme getirir ve bu anlamda öne çıkarır. İnsanlar bülbüle eğer e, bu çerçevede değer veriyorlarsa Muhatap oluyorlarsa onunla, onun ötüşünden dolayıdır. Sessiz, ötmeyen bülbülü kimse tercih etmez. Dolayısıyla bülbül ve ötüşü bir e, ilişki ortaya koyar. Yine kokmayan gülü kimse tercih etmez. Evet. Bir insan kırmızı gül eline alır ki koksun, yüreğini ferahlatsın, böyle bir hoşluk sunsun diye. Veya birisini hediye edecek olursa nikahlı eşine veya nişanlısına, kokusuyla birlikte bir rengi sunar. Dolayısıyla kokmayan bir gülün bir anlamı bu çerçevede olmaz. olmaz. Yine Çağlamayan bir nehrin, böyle ses çıkarmayan bir suyun, yani insana sunduğu şey ne olabilir? İnsanlar su başlarına giderler ki denizin dalgası, nehirlerin akışı ve çağlayanı. Dolayısıyla bunun için insanlar bu çerçevede bunu, tercih ederler. Ee, bülbül için ötüşü neyse, birbirinden ayrılmaz ve olması gerekiyorsa yine gül ile koku neyse bu çerçevede su ile ses neyse bir insan içinde ibadet odur. Evet. İbadetsiz insan düşünülemez, düşünülmemelidir. Hele hele Müslüman olduğunu söyleyen bir <laughs> kadın ve erkek için ibadet nedir denildiğinde ibadet asla bir müslüman kadın ve erkek için vazgeçilemeyecek bir değerdir. Eğer ibadeti olmazsa bir müslümanın o ötmeyen bir bülbül, kokmayan bir kırmızı gül ve akmayan ses çıkarmayan çağlanmayan bir su gibi olur. Evet. Bu da eksik olur, <laughs> anlamsız olur. Evet. Bundan hareketle ibadet kişinin sevdiğiyle ilişki bütününün kaide ve kurallarını koyarak o çerçevede rahatı, huzuru, güzeli, iyi, mutluluğu yakalama noktasında ortaya koyması gereken ve koyduğu eylemler bütününe bu anlamda ibadet ederiz. Evet. Deriz. Allah razı olsun. Bundan dolayı kişi ibadeti hani şu ayet-i kerimeyi hepimiz biliyoruz. Estağfirullah. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun. Zariyat suresi. Evet. Ayet kerimesi son ayet. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Dolayısıyla kişi, insan, insanlığını ibadetle ancak ifade evet. edebilir. İbadet boyutu eksik olan bir kimsenin insanlık boyutu da eksik olur. Evet, bu boyut eksik olur. Ya öyle mi hocam? Tabii öyle. Yani motoru olmayan bir aracın bir değeri var mıdır? Yani motor olmayan Bilmiyorum. bir aracın yani kimse ne yapsın bunu vitrine mi koysun Aynen. yani? Ya da motor var yakıtı yok. Ne anlamı var deposunda? Bir ifadesi var mıdır? Yok. Tunuşu. Yok. İşte insan ve <laughs> ibadet bu anlamda ayrılmaz bir ikili. Birbirini tamamlayan bir değer bu çerçevede. Bundan hareketle bir Müslüman kadın ve erkeğin ibadetle kendini ifade etmesi ve yüksekleri yakalaması gerektiğini evet. söyleyebiliriz. Hocam Allah razı olsun. Şimdi ayet-i kerimede demek ki bir insan yani bir mümin ve insanlık alemi niçin geldiğini, niçin yaratıldığına baktığında aslında Rabbimiz bizim bu düşünce boyutumuza biraz önce bahsetmiş olduğumuz ayet-i ile cevap veriyor. Biz sizi cinleri yani insanlığı bana itaat ve ibadet etmeniz için yarattım. Bizim aslında evet. yeryüzünde şu anda bulunmamızın temel esas e, şekli ve sebebi yaratıcımızı tanımak, ona kulluk etmek, ibadet etmek. Bunun için biz yeryüzündeyiz. Evet. Rabbimiz bizi bunun için yaratmış. Demek ki ibadeti bu şekilde tanımladıktan sonra burada bir söz geçiyor hocam. İbadetin sınırını Allah ve Peygamberi belirler mekan tayini yetkisini bu manada kimseye vermemiştir. Ve ibadetlerde iştihat asla olmaz. Burayı biraz açalım hocam. Evet. İnşallah. E, i̇badetlerde iştihat olmaz. Evet. Ona ta'ubiddi diye fıkıhta bir evet. kavram e, bu anlamda söylenir. Şöyle ki, e, bir örnek üzerinden gidebilecek olursak, e, biz bu ülkenin vatandaşıyız ve bir seyahat e, hürriyetimiz vardır. Dolayısıyla e, bir kimse ee, ülkenin her tarafına e, seyahat edebilir, gidebilir, gezebilir. Burada sıkıntı yok. Ama bu ülkenin vatandaşı bir kimse gidip de bir silahlı kuvvetlerin bir karargahına ya da askeri birliğe ben içeriye girmek istiyorum, burayı evet. gezmek istiyorum dediği zaman ya da bir istihbarat binasına, Türk istihbarat binasına ben burayı görmek istiyorum, burada gel çay içmek istiyorum, burada oturmak istiyorum dese onlar hayır yani buraya giremezsin, burası e, özeldir yani e, güvenli kalması gerekir. Evet belli kurallar saldırıya olan. Kuralları var saldırıya kapalı olması gerekir dese o da dese ki olur mu öyle şey ya, ben bu ülkenin vatandaşıyım, askerliğimi yaptım, vergimi veriyorum, her şeyimi veriyorum, ben buraya nasıl giremem diye bir şey söyler mi? Yok. Söyleyemez. Herkes bunu kabul ediyor zaten. Vatandaş da böyle bir talepte bulunmuyor, öyleyse seyahat hürriyeti olmakla birlikte insanlarda ama ülkenin korunması yürütülmesi ya da kendine has bir devletin tüm devletlerde böyledir. Bazı kuralları vardır. Mutlaka. Bunlar e, şey açılmaz, tartışılmaya açılmaz bu anlamda. Her insan parka gider doğrudur ama her insan kalkıp da yani bir e, kurumun, devlet kurumunun e, hepsini bu şekilde parka gider gibi gidemez. Evet. Tıpkı bunun gibi İslami kurallar da bu konuda ikiye ayrılır. Bir, içtihada ve yoruma açık olan kurallar vardır. Buna biz park misali diyelim. Evet. Herkes oturup kalkar bu alanda bir şey söyler. Yani ilim ehli tabii olacak burada. Ama bir de e, park gibi gidip gelinmeyecek alanlar vardır ki bunlar da ibadetlerdir. Evet. İbadette içtihad olmaz derken şöyle. Bir kimse ben üç rekat nafile namaz kılacağım. Arka arkaya üç rekat nafile namaz kılacağım derse hayır kılamazsın. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç rekat nafile namaz kılmamıştır. Evet. Bunun gibi. Peki, Çok güzel. biri kalkar da ya efendim işte akşam namazı üç rekat farzı. Madem ki farz oluyorsa burada üç rekat ben de üç rekat nafile namaz kılarım. İşte ibadette namaz bir ibadettir. Yani hukuk değildir. Evet. Bir kimse burada içtihat yapamaz. Bu üç dekatlık namaz işte bir kamu kurumudur ki buraya girmen yasaktır. Evet. Senden ne istiyorsa, bir derdin varsa gelir kapıda durursun, içeri giremezsin, işini halleder ve gidersin. Evet. Bundan hareketle ibadetlerde içtihat olmaz derken sınırını, içtihat hani ilim ehlinin bir konu hakkında e, görüş ortaya koyması, kural ortaya koymasına verilen bir isimdir içtihat. Ama e, ibadetlere gelince işte bir kimse kafasına göre Kur'an ve sünnetin önermediği ve yapmadığı bir namaz şeklini ortaya koyamaz. Evet. Misal hocam yani 6 rekatlık bir evvabin namazını ben bunu 8 ya da on kılacağım diyemez. Yani 6'yı kıldıktan sonra 2'şer rekat normal nafile namaz niyet ederek kılabilir. Kılar. Ama buna evvabin deme hakkı yok değil mi yani, hocam? Yani aynen, aynen böyle. Allah razı olsun. Ya da işte oruç <laughs> arzdır ve Ramazan ayında tutulur. Evet. Peki şimdi orucun sınırını imsakla başlar ve iftarla o ara dönem içerisinde evet. biter o dönemde. Başlama ve bitiş. Bir kimse kalkıp şöyle söyleyebilir mi? Yani üstelik or, oruç Ramazan'da tutulur, evet. farzdır. Ben işte efendim yaz günler çok uzun oluyor. Dolayısıyla tam oruç oruç değil mi? Ben kalkarım bunu kış aylarında tutarım kısa diye günlerinde. bir kısa günde tutarım diye bir e, iddiada veya bir şeyde bunu sözde bulunacak olursa bir dakika kusura bakma. İbadetin yer, zaman, mekan, oruç hakkında Çok söylüyorum. Güzel. Sınırını Allah ve Resulü koymuştur. Dolayısıyla Allah Ramazan ayında tutacaksın diyor. Bu hangi mevsime gelirse gelsin tutacaksın. Evet. Ve yine Allah diyor ki imsakta başlayacaksın, şeyde bitireceksin, evet. iftarda bitireceksin diyor. Bu zaman diliminde öylese biri kalkıp bu anlamda orucun şekline müdahale edemez. Efendim 30'du ben bunu 40 yapayım diyemez. 30'sa bunu 20 yapayım diyemez. Evet. Böyle müdahale yani artırma olamaz. artırma ya da eksiltme hakkımız yok. Yok. Evet. Burada biraz önce sanırım siz daha da açacaksınız bu noktada. Kur'an ve sünnetin yani sahih sünnetin önermediği bazı ibadet veya bir ne diyeyim bir algı var toplum evet. arasında. Burada din tacirleri diye geçiyor hocam. Öyle girer mi acaba? Peki ben size bırakıyorum o zaman. Buyurun evet, inşallah. İnşallah hocam. Evet. Yani bu manada Müslümanların uyanık olması gerektiğini ilmi kaynaklardan, ibadetlerin e, Kur'an ve sünnette belirlendiğini, nasıl yapılması gerektiğini biraz sonra biraz daha açılımlarda evet. bahsedeceğiz. İnşallah. Yapılacak. Bunlar öğrenildikçe de insanlar bu din tacirlerinin bu manadaki artı ya da eksi yapma noktasındaki tuzaklarına Düşünecek. düşmemiş olacaklar inşallah. Evet. Allah razı olsun. Evet. Hocam. Peki, bilelim ki takvanın ölçüsü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah'a ve kıyamet gününe kavuşacağını umanlar için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Şimdi hocam, Kur'an'daki geçen bu ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celalü eğer Kur'an'ı nasıl yaşamamız gerektiğini bize haber verirken de, Kur'an'daki Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde de yine e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da örnekliğine, başvurmamız gerektiğini bize burada emir buyuruyor. Yani, yani bir kimse Kur'an'dan anladığı gibi bir hal içerisine, yaşam şartı içerisine ya da kendi yorumu ile Kur'an'a mana verme ya da yaşam noktasını geliştirme yani artırma da eksilmeyi yapma hakkına haiz olmadığını bu ayet kerime bize örneklendirmiş oluyor. Yani burada Rasul'ün yolundan da ayrılmak bize bit kat bit at kapılarında açmıyorum hocam buraya biraz değinelim evet. devam edeceğiz burası inşallah. çok tehlikeli bir evet. nokta zaten bir kimse Kur'an ve Sünnet'ten uzak kalarak Kur'an <laughs> ve Sünnet'in sunduğu Kur'an'ı ve Sünnet'i anlama metodolojisi yöntemini usulünü terk ederek kendi kafasına göre bir yaklaşım tarzı ortaya koyacak olursa zaten bu adam sapmanın eşiğine gelmiş olur. Evet. Ve bir bidat kapısını, sapkınlık kapısını bu anlamda açmış olur. Evet. Tabi burada ehl Sünnet'in ortaya koyduğu yani ilim talep etme yolları ve usulleri bizim bir geleneğimiz vardı. İslami gelenek. Bu çerçeve içerisinde bir kimse ancak at koşturabilir. Bunun dışında bir e, tavır yani... E, anlamsız, illegal bir yaklaşım tarzı ortaya koyarak bu da dindendir diyecek olursa, hayır o dinden değil, o ancak sendendir. Şimdi burada güncel olması noktasında ibadetin sınırını, inancın sınırını Allah ve Resulü koyar dedik Evet. bu noktada. Ee, peki bu son günlerde e, bir tanesi kalktı, adam bir tanesi dedi ki, filan gün 14 e, Mart'a 15'e 15 e bağlayan gece deprem olacak dedi. Peki burada gaybi bilmenin sınırını Allah ortaya koymuş mudur? Evet. Koymuştur. Yalnız ben bilirim. Allah diyor ki yalnızca ben bilirim diyor. Eğer birisi kalka depremde bir gayip mıdır? Evet gayiptir. Yani ne zaman olacağını kimse bilmiyor ki öyledir. Eğer biri kalkar da işte şu gün içerisinde deprem olacak derse bu ibadetin ya da akaid'in sınırına bir müdahaledir. Evet. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem hani Cibril hadisinde ee, Cebrail aleyhisselam gelir efendimize sahaben içerisinde insan kılığında bir takım sorular sorar. Bunlardan bir tanesi de nedir? E ee, işte ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak der. Evet. O da yani bu konuda bilgi yok. Bunu ancak Allah bilir diyerek bu şekilde cevap verir. Yani der. diyor hocam sorulan sorandan daha bilgili değil. Değil. Evet. Dolayısıyla şu gün kopacak diye de bir şey söyleyemiyor. Evet. Söyleyemez çünkü Peygamber Aleyhisselam kayıp Allah'a ait. Evet. Onun yetkisindedir. Peki geleceği bilme noktasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an eşliğinde bir sınır çizmiştir. Evet. Geleceği Allah bilir. Evet. Nasıl olur da günümüzde yani sözde İslam bir kisve ya da kanat önderi rolünde olan bir tanesi kalkar ve der ki şu gün deprem olacak diye. İşte buna bu kimsenin haddi yok. Bu sınır aşmadır. Haddi aşmaktır. Ve gün olmadı. Evet, olmadı. İşte bu çerçevede burada yine sınırı sınıra bir tecavüz vardır. Evet hocam. Allah'ın sınırına bir tecavüz vardır burada. Bir saldırı vardır. Buna kimsenin hakkı yok. Ve böyle söylemeye gerek var mı hocam? Kesinlikle. Evet. Zaten bu tür şeyler inançsızlığın yaygınlaşmasına da birer basamak teşkil ediyor. Gülünç konuma düşürüyor insanları. Gaybı Allah biliyor. Çok önceleri hatırlarsınız belki bunu 30-40 evet. yıl önce adam bir tanesi yine e, dedi ki ben filan gün öleceğim dedi bir kanaat önder öyle söyleyeyim. Evet. O o gün işte kazanlar sular kaynatıldı işte mezar kazıldı, kazıldı evet, her şeyler evet. oldu ki adam ölecek diye ama ölmedi. Ne oldu şimdi? Ha bu ateist, deist ya da benzeri tip e, din düşmanlarına malzeme oluşturuyor. Aynen, adam, ha burada öylese sınır şu. Kur'an diyor ki gaybi ben bilirim. Geleceği ben bilirim diyor Allah Teala evet. Celaluhu. Müslüman olduğunu söyleyen bir kadın ve erkek de gaybi Allah bilir diyecek. Biri kalkıp da bunu açıklamaya kalkarsa yolu filan gün kıyamet kopacak filan gün deprem olacak filan gün şey olacak hiç kusura bakma. Evet. O zaman sen sınırı aşıyorsun. Buna dikkat, evet, buna dikkat etmek lazım. Hocam Allah razı olsun. O Bunun zaman izle. yani şunu dememiz mümkün. Gaybi Allah biliyor. Biz her ne kadar ortalık de artık herkes çadırlarından çıkabilir, evlerine gidebilir, e, su duruldu gibi bir mevzuya bu manada düşmemesi gerekir. Yani bizim şu anda bir an sonraki hayatımızda bir garantimiz olmadığı gibi geceleyin bu gece dahi ne olacağını kim bilebilir ki değil mi hocam? O önemli olan yani kıyamete ne hazırladın diyor ya bir bedevi geliyor mesela evet. soruyor ey Allah'ın Rasulü kıyamet ne zaman kopacak deyince. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar, sen kıyamete ne hazırladın? Evet. Ben de diyorum ki biz deprem olacaksa biz depreme hazır mıyız? Misal her yönüyle maddi manevi yani ya da ölüme hazır mıyız? Yani biraz sonra gelebilecek, olabilecek şeylere hazır mıyız? Biz ibadet hayatımızda, ibadetten bahsediyoruz ki ibadetimizi ne kadar yapıyoruz da ölümün bize ne zaman geleceği meçhulse, Belli değilse biz ölüme ne kadar hazırız. Sadece bu deprem değil ki hocam. Bir trafik kazası olabilir, bir beyin kanaması, bir Allah kalp kırzı değil mi hocam? Yani evet. her şey olabilir. Yani. Biz ölüm çerçevesinde, bunun içinde deprem de var tabii. Biz ölüme kendimizi eğer hazır hissedip de Allah'ın razı olduğu bir ibadet hayatı içerisinde günlerimizi geçirmeye çalışıyorsak, yani bizim için şebi aruz olur ölüm yani, zaten inşallah diye evet düşünmek et. gerekir. Doğrudur. Peki Doğrudur. hocam. Allah razı olsun. <laughs> evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gününde, bir haftasında, bir ayında ya da ömründe bir kez yaptığı ama fazlaca ihya etmediği bir davranışı veya ibadet biçimini takva adına insanlara tavsiye etmek şüphesiz ki bu manada haddi aşmaktır. Öyle ki bu durum Aleyhisselatü Vesselam'ın risalet görevini gereği gibi yerine getiremedi ve takva yolunu gösteremedi anlamına da gelebilir ki bu insanı tehlikeye düşürür <laughs> Allah korusun. Çok güzel bir cümle kurulmuş hocam burada Allah razı olsun. Evet. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam noktasında Haşr suresinin 7. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Peygamber Allah'ın Rasulü size ne ise onu alın yapın. Neyi yasaklamışsa ondan da şiddetle kaçının. Bu ayet kerime bu hurafelerden ya da uydurma hallerden, din tacirlerinden uzak durulması gerektiğini bizlere haber veriyor hocam. Buyurun. Evet. Tabii Allah razı olsun. Ee, sizinle e, bu programı yapmak da çok güzel, keyifli bir şey. Yani. Allah razı olsun. Bunu söyleyeyim. geldiği kadar yapmıyoruz. İnsan yapmıyorum. haz alıyor bu noktada. Allah razı olsun. Umarım izleyicilerimiz de i̇nşallah, haz inşallah. alıyorlardır. Çünkü çok ciddi tabii, anlamda güzel, edersek evet. afola diyelim inşallah. Aylazı olsun. Evet. Güzel bir hal, güzel bir tablo, e, dini e, inceliklerine kadar öğrenme. İnşallah, bu alanı bize Rabbimiz bu noktada sunuyor. Bu Rabbimizin bir ikram evet. hocam elhamdülillah. Burada tabi Efendimiz Aleyhissellem'in hayatında bir kez yaptığı bir ibadeti, bir niyem e, nafile namazı. Evet bir kimse oradan çıkararak insanlara dayatıp bunu her gün yapmalısınız gibi bir şey söylemesi, evet bu haddi aşmaktır. Şimdi tabii e, toplumda bunu konuşurken bu şöyle bir problem de var. Yani bazı hoca efendiler diyelim, halkın arasında bir gerçeğe parmak basacak ama halkın bir e, alışmış olduğu yani e, ibadet zannettiği, farz gibi nitelendirdiği bir takım davranışlara hoca efendiler müdahale etse bak bu hoca efendi dine karşı evet. diye bir e, sapıtmış diyerek de sözler bu alanda söyleniyor. Peki buna örnek olarak şunu şu örneği verelim. Nasıl? E, hani Hanifi mezhebini esas alacak olarak sö alıp söyleyecek olursak evet. ikindi namazının e, ilk dört rekat sünnetiyle yatsın namazının ilk dört rekat sünneti gayrimüvekket olarak geçer. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şu demektir. İkindi namazının ilk dört rekat sünnetiyle yasın namazının ilk dört rekat sünnetini bazen kılmamıştır. Evet. Bazen kılmamıştır. buna gayri müekket sünnet denilir. Sünneti müekkede dediğimiz öğlen namazının, sabah namazının, akşam namazının ve yasının son iki rekat sünnetinin ama bunlar ise sünneti müekket adı verilerek evet bunu da hep kılmaya çalışmıştır. Evet. Yani farz gibi olmasa da hep kılmaya çalışmıştır. Kitaplarımızda böyle yazıyor. Ve gayri, sünnete gayrimenekketin tanımı bu. Efendimizin bazen yerine getirdiği, bazen getirmediği evet. ibadet. İkin namazı sünnetinde olduğu gibi. Şimdi şöyle bir şey anlatılıyor. E, Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'da işte e, bir fetih namazı kılma noktasında e, asker ya da halk, Müslüman halk diyelim. Orada saf tutarlar caminin içerisinde Fatih Sultan Mehmet der ki aranızda aranızda ikindinin ve yatsının ilk sünnetini hiç terk etmeyen bir kimse varsa o öne geçsin namaz kıldırsın diye bir teklifte bulunduğu söylenir. Evet. Böyle bir tablo ortaya konulur. Yani şimdi bunu kabul etmek mümkün müdür? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani e, namazın Tabiri caizse banisi yani bunu halka anlatan, Allah'tan aldığı namaz kılma şeklini, uygulamasını halka anlatan bir rasul, bir peygamber bir ya da birkaç kez, evet. bir ya da birkaç kez e, gayrimüveket sünnetleri uygulamada böyle bir hal, tavır takınmışken birisinin kalkıp bu Fatih'e e, ithaf edilir de ben onu kabul etmiyorum. Yani Fatih böyle söylemiş diyorlardı. Bu rivayetin e, e, doğruluk ya da yanlışlığı tartışılabilir mi hocam? Kesinlikle yani tarihte yanlışlığı. Tarihte bu bazı şeyler dönebiliyor, kullanılıyor. Evet. evet. Fakat burada Fatih gibi bir e, yani inanmış bir Güzel insanın, bir insanın evet. ilim ehli bir insanın, Rabbim rahmet eylesin. Yani Resulullah'tan Resulullah'ın ortaya koymadığı bir uygulamayı ümmetinden hadi bakayım gelin kim böyle yapmadı şu ana kadar. Haşa Resulullah böyle bir uygulama ortaya koyacak. Ümmeti ise bunun tamamını yerine getirerek ondan daha öte bir ibadet ehliymiş gibi ortaya çıkacak. Böyle bir şey olmaz. Evet. Bu yanlış bir şeydir. Yani onun aldığı medrese ilmine de bu hal sanki Tabii, biraz ters düşüyor. Tabii. Aykırı gibi bir şeydir. Hocam. Yani evet. böyle bir teklifte bulunamaz. Ama şunu söyleyebilir. Yani kaza borcu olmayan kimse varsa içinizden geçsin namazı kıldırsın diyebilir. Bu gayet güzel bir şey. Evet. Olması gerekir. Çünkü Resulullah'ın da kaza namazı yoktu yani. Evet. Hazreti Bekir'in e daha Hazreti, Hazreti Bekir'in kazanamazı yoktu. Bunu anlarız. Evet. Ama gayri mümekket olan bir e, ibadetin ya bir sünnetiyle bir namazı gelin bakayım içinizden bunu hiç kimse terk etmeye kimse kalksın bu namazı kıldırsın diye bir tablo ortaya koyması bunu anlamak bu anlamda mümkün değildir. Evet. Yani bu haddi aşmaktır. ifrattır diye düşünüyorum. Tamam. Bir insan nafile namazı kılar. Doğrudur. Fakat nafileye bir öl terk edilmeme ölçüsünü getiremez. Bu noktada. Mutlaka hocam. Evet. Ki. Bu noktadan olayı değerlendirmek lazım. Hocam Allah ne? razı olsun. Tabi evet. o tarihi bir gerçek olup da araştırılabilir. Onu Hı -hı. da dipnot olarak koyalım inşallah. Evet. Yoksa e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, rahmetullahi aleyh diyelim. Onun tarihte önemli bir şahsiyet olduğunu burada da vurgulamış olalım inşallah. Allah evet. razı olsun. Dememiştim. Evet hocam burada şimdi ebedi rehberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle buyururken artırma ve eksiltmenin olamayacağını Kesinlikle. İslam alimleri zaten ittifaken buyuruyorlar. Evet, evet, Böyle mevzuya baktığımızda şu olabiliyor değil mi hocam? Nafile ibadetlerde bir mümin kendine düşen yani bu farz namazlarını mutat olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği ve Sürekli yaptığı nafileler yapmakla beraber diğer nafile ibadetlerde bir bir müminin bir mümine bu manada zorlaması olamaz. Tavsiye niteliğinde olur ancak değil mi hocam? Kesinlikle. Ocak, yani kesinlikle. nafile ibadetlerde zorlama olmaz, olmaz. diyelim bunu altını çizelim. Evet. Ama tavsiye niteliğinde anlatılır. Mesela akşamdan sonra en az iki olmakla beraber altı rekat evvabin. Teheccüd namazı iki olmakla beraber on ikiye kadar çıkabiliyor. Mesela duha namazı 12 rekata kadar kılınabiliyor ama adam 2 kılmış Allah kabul eylesin. Yani bu tavsiye noktasında anlatılır. Kılmayan bir insana da nafileler noktasında diyorum hocam. Revatip sünnetlerin dışındaki nafilelerde kılmıyorsa niçin kılmıyorsun denilmemeli diye düşünüyorum. Öyle mi hocam? Kesinlikle. Buna dikkat edelim çünkü insanlara bu e, ibadetlerde sınırı aşıp bir zorlama yükümlülüğü de getirdiğinden her insanın tahvaya bakışı, yaşayışı, buna, bu manayla İslam'a ve Kur'an ve sünnete bakışı farklı olduğundan nafileleri de e, insanlarımıza, kardeşlerimize tavsiye ederken onun bulunduğu kareyi ve içindeki ölçümü de hesaplamak gerektiğini düşünüyorum hocam. Doğru mu? Tabii yani herkesin evet. Allah razı olsun kaldırabileceği bir bu çok önemli diye gücü vardır. Evet. Bu ibadette de öyledir, yükte de öyledir, evet. koşula da öyledir. Kimi 100 metrede iyi koşar, Aynen. kimi 200 metre iyi evet. koşar. Yani kimi de bir kilometrede iyi koşar. Yani 100 metre koşana bilene niye bir kilometre koşmuyorsun bu anlamda denilmez. Evet. Bundan hareketle nafile ibadetleri Allah ve Resulü bize, kendi gücümüze, kuvvetimize bu anlamda bırakmıştır. Aynen. E, bundan hareketle bir kimse, e, diyelim ki e, oruç nafilesine bakalım. Her palatesi, perşembe ya da eyyem-i dediğimiz e, hicra ile 13-14-15. günleri oruç tutabilir. Ya da Davut orucu dediğimiz evet. aleyhisselamın bir gün yer bir gün tutabilir. Ha Bunu yapan insan birisine sen niye oruç tutmuyorsun? Sen diyemez. niye bu kadar namaz kılmıyorsun? Bu anlamda diyemez. Evet derse sınırı yine aşmış olur. Orada da biraz riyaya girilebilir. Hem riyaya şey. girer. Bu çok önemli. Evet. Hem de evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahabesine siz niye böyle yapmıyorsunuz diye de sormamıştı. O evet. sormadığını sorgulamadığını ümmeti nasıl sorgular? Aynen. Çok Ancak güzel. bu anlamı tavsiye eder evet. insanlar. Evet. Ha. Hani e, hadis-i şeriflerde e, cennete girmenin kolay bir yolu ya da önerilen bir yolu secdeye çoğaltmaktır. Evet. Bir kimse istediği kadar secdesini çoğalsın. Ama bunu mümkünse yalnızken yapsın Mutlaka daha isabetlidir. Çok önemli. Topluk içerisinde yapacak olursa bu riyeye gidebildiği gibi bir diğerden bakan bir kimseyi de günaha sokabilir. Şuna bak kalkmış göster yapıyor dedirtebilir. Dolayısıyla İslami uygulamada genelde nafilelerin e, eda edilmesi yeri evler tavsiye edilmiştir. Evet hocam Allah razı olsun. Demek ki nafile ibadetlerde bu manada çok dikkatli olmak gerekir. Evet. Riyaların da nafilelere bu manada çok karışabileceği, Aynen şeytanın bizi bunun ile aldatıp süsleyerek insanlara bir reklam aracı yapabileceğini de gözden kaçırmamak gerekir. Burada bir evet. istersen bir nostalji olsun <laughs> evet e, ya da bir anı olsun. Hani şöyle bir hikaye anlatılır. Adam bir tanesi e, oruç yani Ramazan haricinde diğer günlerde oruç tutan birisi palatesi, perşeme gibi e, fırında ekmek almak için fırına gidiyor ama sıra var. Sıra var. E, bu da sıraya giriyor. Diyelim ki işte 10. sırada. Evet. Şeytan bunun oruçlu olduğunu biliyor. Ve insan kılığına girerek gelip bu 10. sırada bulunan oruçlu adamın önüne duruyor. Maksat onu ifsat etmek. Oruçlu olduğunu aşikar etmek. Yani açığa çıkarıp yani onun faziletini gidermek. Evet, çünkü nafile oruç. R'ye dönüştürme adında bir gayreti var şeytanın. İşte sırada 50 kişi var. Bu 10. geliyor şeytan bir adam kılığında bir erkek kılığında adamın önüne giriyor. Adam diyor ki niye önüme girdin diyor. Bu Bak haksızlık diyor. Arkada diyor git en arkaya dur diyor. Hayır diyor durmam. Niye burada? Peki neden benim önüne duruyorsun falan deyince ben orucum diyor şeytan. Ne yani biz her gün orucuz deyince orada yani bir rüya ortaya çıkmış bir şeyi evet nafileyi ortaya çıkarma yani işte bu şekilde bir tablo ortaya tamam şeytan başardı. Burada. Evet hocam. Dolayısıyla nafilelerde insan dikkatli olmalıdır. Evet hocam. Yani evet. Şeytana da bu konuda fırsat, fırsat vermemek, vermemek gerekir. Allah evet. razı olsun. Evet. Usulsuzluk usulsuzluktur. Yani İslami ya da pozitif olayları değerlendirmede bir formülü, yöntemi ve usulü olmayanlar sorunu çözemezler ve hedefe ulaşamazlar. Bu çerçevede dinin asıl kaynaklarından yani Kur'an, sünnet, sahabe sözü ve icma gibi haberi olmayan ve bu kaynakları anlamada ve yorumlamada yeterli ilmi yeterlilikleri olmayan kimselerin insanları dini konuda açmaza sürükleyecekleri malumdur. Bu kimseler kitabı kendi kafalarına göre tevil edecek, mevzu ve uydurma hadisleri delil kabul ederek uydurma ve İsrailiyat kokan haberleri sanki gerçek haber olarak algılanma noktasında insanlara sunacaklardır. Din gibi. İşte bunun farkında olmak da yine ilmi öğrenmekten geçer diyorsunuz pasajda hocam. Yani burada gene asli kaynaklara döndük hocam. Yani dini öğrenmede ve sınırı aslında öğrenmede Kur'an, sünnet, icma ve ümmetin bizim için bağlayıcı olduğundan bahsediyorsunuz. Biraz evet. deneyelim hocam. Buyurun. Tabii yani nitelikte bir Müslüman olma ve sapmayan istikrarlı sırat-ı müstakimde olma e, çok önemli bir olaydır. Evet. E, çünkü Fatiha'da da ihtina sıratal müstakim deriz. Sırat-ı müstakim doğru. Doğruyu yakalama noktasında Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniye, icma ve kıyas ve sahabe sözü bunlar İslami e, yani geleneğin ilmi geleneğin e, köşe taşlarını oluşturur. Evet. Bunlarsız bir ilim ortaya koymak, e, üretmek ya da sunmak eksiklik olacaktır. Evet. Bundan hareketle bir kimsenin gerek ibadetlerine, gerekse davranışlarının, muamelatının, alışverişinin, hukukunun ve diğerlerinin e, sağlıklı ve uygun Allah tarafından kabul edilebilir, insanın lehine olabilmesi için uyması gereken kurallar vardır. Buna yine bir örnek üzerine, yaşanmış bir örnek üzerinden e, cevap vereyim. Şöyle, işte kırmızı ışıkta e, araçlar duruyor. Bir tanesi diğer sürücü kırmızı ışıkta geçmeye niyetleniyor ve geçerken yanındaki diyor ki bak kırmızı ışık var diyor. Niye geçiyorsun? Ceza yersin diyor. Benimle diyor devletin arasına girme diyor. Evet. Yani benimle ya da polisin arasına girme diyor. Adam ne gülüyor ya bu ne ilişki var? Sen kırmızı ışıkta geçersen işte ceza yiyeceksin diyor. Girme benimle devlet arasına diyor. Tabi ileride trafik ekibi durduruyor. Ve cezayı yazıyor şimdi. Evet, evet burada benimle devlet arasında girme diye bu sözü söyleyen kimseye herkes güler. Herhalde bunda bir sorun var, akıl sorunu var der. Der mi der ya. Evet. Şimdi arkadaşı bir anlatıyor. Bunu anlatan hafız birisi. Dedi ki hocam, aynen böyle bana anlatıyor şimdi. Bir gün diyor, bir namaz için işte cemaate yetişememiştim diyor. Şeye gittim camiye diyor. Öğlen namazı diyor. Orada diyor işte 3-5 kişi bir yere gelmişler. Arkadaş takım belli. İçlerinden birine işte imam ol diyorlar. O da imam o. o da ya ben bilmem ya işte ol diyor oluyor. Öğlen namazında. Tabi e, öğlen namazında o öne geçen adam namaz kıldırmayı usulünü de bilmediği için, yöntemini, ilkelerini bilmediği için öğlen namazını farzında sesli okumaya başlıyor. Evet. Fatiha'yı ve zammı süre sesli okuyor adam. Demek ki adam Cuma namazlarında sadece camiye gitmiş, yani öğlen namazlarında gitmiş olsaydı imamın sessiz kıldıracağını evet. bilirdi yani. Ya da vakit kılsaydı. Evet. evet hocam. Demek ki ya Cuma namazı ya da teravih namazlarına gittiği için adam imamın her namazda her recate öyle, zannederek... öyle okunacağını zannediyor. Evet. Tabii öndeki böyle sesle okuyunca arkadaki birisi diyor ki sesle sessiz oku sessiz diyor. Burada sesli okunmaz diyor. Namazdayken evet. bunu söylüyor. Neyse namazlarını kılıyorlar bunlar. O diğer dışarıda olan hafız dediğim arkadaş onlar namazını bitirince diyor ki o şeye sessiz ol diyene, diyene bak diyor namazda dünya kelamı konuşmak yani bu tür şeyler söylemek namazı bozar diyor. Namazınızı geri iade edin diye söylüyor. Verdiği cevap şu. Benimle Allah arasına girme. Evet. Şimdi benimle kırmızı ışıkta geçen bir kimsenin benimle devlet arasında girme diyen adam 500 metre sonra trafik ekipleri tarafından Cezaya kırmızı dışta geçme cezasına uğruyor. Evet, arasında polis giriyor orada. Şimdi de burada adama yani namazın bozuldu olmadı yeniden kıldığın öğretilirken Evet, usul, yöntem öğretilirken evet. benimle Allah arasında girme diyor. Yani tablo bu. Evet. Usulsüz olmuyor. Aynen hocam. Tesettürde usul, yeme içmede usul. Aynen. Ee, harcamada, kazanmada usul, mirasta usul, hukukta usul, ahlakta usul, ikili ilişkilerde usul, konuşmada usul. Ya İslam her şeyle ilgili bir usul koymuş. Dolayısıyla... Ya, İslam demek usul demek. Aynen öyle, mi, öyle. Allah çok razı güzel Allah razı olsun. olsun. İslam evet. demek usul demek. Aynen. Kuralsızlık demek değil. Evet. Evet hocam. Yani usul olmazsa usul olmaz. hedef ulaşılmaz. Yani. Yani. Evet. hocam Allah razı olsun. Dini kaygılar İslam'a hizmet etme arzusu, Müslümanları iyi amellere teşvik etmek, kötülüklerden sakındırmak, maksadıyla hadisler uydurulmuş ve ibadet türleri ne yazık ki oluşturulmuştur. Özellikle amellerin faziletlerine dair hadisler bir takım cahil, kıssacı ve zahitlerce uydurulmuştur ne yazık ki. Bu tür uydurmaları kim falan gün şu kadar namaz kılar ve her rekatta şu süreleri okursa, bir defada okursa şu kadar sevap alır, ahirette ise çok çok mükafatlar alır, verilecektir gibi genel bir formül kullanırlar. Amellerin faziletlerine Kur'an okumaya, nafile ibadete teşvik maksadıyla uydurulan bu sözler bu konuda tipik örneklerdir. Bunlara da dikkat etmek gerekir deniyor hocam. Yani bu tuzaklara düşürme sebeplerinden en bariz konu uydurma hadislerden istifade etmek mi hocam? Din tacirlerinin kullandığı bu yollar. Buna da müminlerin biz de dahil uyanık olmamız gerektiğinden bahsediyorsunuz hocam. Buyurun. Evet. Bir beş dakikamız Tabii var hocam. Buyurun. E, yani e, nitelikte bir Müslüman olmak için e, ayet ve sünnet e, eşliğinde bir, yani onlara tabi olarak üsve-i hasene diye belirttiğiniz Resulullah'a bu şekilde tabi olmakla ortaya çıkacaktır. Şimdi sahih sünnet yani mevzu olmayan, uydurulmuş olmayan sünnet zaten bizi hedefe, usule götürecektir. Evet. Resulullah'ın da davranışı bu anlamda budur. Ama yani hadis otoriteleri tarafından sahih olduğu onaylanmamış, mevzu uydurma hadis olarak e, literatüre girmiş olan bu sözler bu tipik sözlerle bazı insanlar belirttiğiniz gibi insanları sözde ibadete yönetmek için bunları kullanıyorlar. Evet hocam. Bu Resulullah'a bir iftiradır. Resulullah'a bir iftiradır. Hocam Allah razı olsun bir anekdot aktarmamı evet. gerekiyor. E, Lafımda vallan vermiş olayım. Yani şu anda uydurulmuş hadisleri bize bu manada bilgi noktasında ulaştıran Diyanetin bir çalışması var. Uydurulmuş hadisler diye. Buradan istifade edebilir miyiz hocam? Çok güzel. Mevzu hadisler. Diğer mevzu bir, hadisler. Yani, evet, i̇lmi hocam. adıyla mevzu yani, hadislerdir. Bu manada bizim ön bilgimiz olursa ibadetlerimize bir ivme kazandırabiliriz. Çok güzel. Hem evet. de biz bu sohbetin böylece altını doldurmuş olduk. Evet. Allah razı olsun. Yani bunları söylerken biz kendi kafamızdan bunu Aynen. söylemiyoruz. Evet. Alt yapısı hazır. ilmi çerçevede bu izahlarımızı yapıyoruz. Örnek işte safer ayı ile ilgili olarak bir takım çevreler her saf safer ayı gelince hicri ayların gelebileceğinden işte, uğursuzluk ayı diye bir şey ortaya koyuyorlar, tutturuyorlar evet, yani. Evet hocam. Yani şimdi ya bu konuda hadis-i şerif var mı? Yok. Yok. Bu konuda ayet var mı? Yok. Bu konuda sahabenin bir sözü var mı? Yok. Peki nereden uyduruyorsun bunu siz? Ya da işte Aşura günü yani 10 Muharrem'de bir kimse eğer alışveriş yaparsa o yıl boyunca evi çok bereketli olurmuş, dolarmış yani. Kim söylüyor bunu? Evet. Resulullah aşura gününde, on muharremde alışveriş mi yapmıştır yoksa oruç mu tutmuştur? Çok güzel hocam, evet. Allah razı olsun. Kim söylüyor bunu yani? Dolayısıyla bu tipler dini yani Allah korusun bir konteynere dönüştürüyorlar. Her önüne geldiler şeyleri din diye oraya atıyorlar. Böyle olmaz. Bu yılgınlık, bıkkınlık, zorsunma her şeyi beraberine getiriyor. Evet. Dolayısıyla hayır ee, bu tür yani haberler bize geldiğinde örnek yıllar önce okumuştum İşte kadınlara okuma yazma öğretmeyiniz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haşa yani ne demek uydurma bir söz evet. yani şimdi Allah Resulü buyurmuyor mu yani ilim kadın ve erkeğe fazdır hatta Kur'an'ın yani kitabımızın ilk inen ayeti oku değil mi bu oku yani ikra Bismillahirrahmanirrahim bu oku ayeti sadece erkeklere mi Aynı. değil ben müminim, Müslümanım diyen kadın ve erkeklere ait. Nasıl olur da peki bu gibi şeyler revaç bulur? ha Bunlar aslında birer operasyondur. Evet. Yani bilinçli bu misyoner, e, misyoner çalışmaları bunlar e, nasıl ki yani ekonominin ya da güvenliğin istihbarat ajanları vardır. Ajanları vardır. İnancın ve dinin de ajanları vardır. Evet. İman etmediği halde, Müslüman olmadığı halde ilahiyat okumuş, işte Arapça tecrübesi ortaya koymuş. Tüm bunları edinmiş ve kılık kıyafeti de bir dindar kimliğini, hoca kimliğini üstlenmiş. Ama dini bozma noktasında çok ciddi çalışmalar ortaya tarihte yani konulmuştur. Oryantalistler mi yapıyor? Oryantalistler diğer bir ifadeyle. Evet. Günümüzde de bunlar vardır. Yani e, e, Sırma soyadı, soyadı Sırma da adı neydi onun bir tarihçi. Tarihçi hocam. Tarihçi. Evet. Aklıma şu e, an gelmedi hocam. Güzel bir Müslüman. Bunun evet. bu nokta kitapları da var. Aynen öyle yani hocam. Yani özellikle Osmanlı'nın son döneminde e, hoca kılığına girerek İhsan Süreyya Sırma hocam. İhsan evet, Süreyya Sırma. Allah ondan razı olsun. Evet. Dolayısıyla onun yazdığı güzel bu konuda bir kitapları da evet. var. Yani dini bozma anlamında bu öyleyse uydurma sözler ikiye ayrılıyor. Bunları ortaya koyanlar. Bir, misyoner tipli insanlar. iki cahil insanlar. Evet. Yani Kur'an ve sünnetten, sahabenin hayatından, mezhep müştehitlerimizin, alimlerimizin hayatına haberi olmayan tipler önlerine gelen din soslu her şeye ne yazık ki inanıyorlar ve sonuçta içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Allah razı olsun. sunuyorlar ve evet. cahilane bir toplum oluşturuyor yani, ki bu da insanlara ilmi uzaklaştırma, ilme bakmama gibi bir hal meydana Aynen, getiriyor neydi. ki aslında bir bu da bir tembelliği de getiriyor hocam. Kesinlikle. İlimden uzak durmamak evet. gerekir. Allah evet. razı olsun hocam. Cimnemiz. Hocam vaktimiz bitti, sonucu bağlıyorum. Lütfen buyurun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam takvaya yapışınız ve başınızdaki halife bir köle dahi olsa onu dinleyip itaat etmeye sarıldınız. Siz benden sonra şiddetli çok ihtilaflar göreceksiniz. Onun için benim sünnetime ve hidayete mahsar kılınmış olan Hülevai Raşid'in sünnetine de yapışınız. Bu sünnetleri dişleriniz ile sımsıkı tutunuz. Dinde dayanağı olmadan, dine sokulmak istenen şeylerden sakınınız.'' Çünkü her bitat delalettir buyurmuştur ki bize çok güzel bir kapı açmıştır. Öyleyse dinin kaynağından beslenmek gerekir. İlim meclislerinde bulunmak gerekir. Çünkü ilim şeytan ve dostlarını tanıma formülünü mülküne verir. Evet hocam evet. Allah razı olsun. Cemile Mezhoş, ee, güzel bir bitiş baş... oldu. Allah evet Allah razı hocam olsun. Allah razı olsun. Evet. Rabbim inşallah bizlere... İlim, amel ve ihlas noktasında, ihsan noktasında çalışmayı ve ilim öğrenmeyi nasip eylesin Amin. ve amel etmeyi nasip etsin hocam. Amin. Allah razı olsun. Evet değerli TV izleyenleri bir düşünce ekseninde programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah başka bir programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a Celle Celaluhu emanet ediyoruz.